1980 yılında kaybedilen Hayrettin Eren'in kız kardeşiyim. O günden bugüne ülkede kayıp mücadelesi veriyorum. 43 yıl oldu Hayrettin Eren kaybedileli. Bu 43 yılın son 28 yılını da Cumartesi anneleriyle birlikte hak ve adalet mücadelesi vererek geçirdim. Bu ülkede göz altında kaybetme bir devlet politikası. Biz de bunu gündeme taşıdığımız için zannediyorum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bundan rahatsız olarak bize Galatasaray Meydanı'nı yasakladı. Ve ciddi bir polis şiddetiyle karşılaşarak yasağa maruz kaldık. 700. haftadan sonra Galatasaray Meydanı'na çıkamadık. Basın açıklamalarımızı buradan, İnsan Hakları Derneği önünden yaptık ya da sosyal medya üzerinden. Koşullar nasıl el verdiyse öyle yapmaya çalıştık. Anayasa Mahkemesi bizi haklı buldu ve hak ihlaline uğradığımıza dair karar verdi. Bu karar hem Beyoğlu Kaymakamlığı'na iletildi, hem emniyete iletildiği halde bizim Galatasaray Meydanı'na çıkmamız hep yasaklandı. Biz bu kararı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını verdiği güvenceyle 941. haftamızda Nisan ayında tekrar Galatasaray'a çıkmaya başladık ve gözaltına alındık ne yazık ki. Yine bir polis ablukasıyla gözaltına alındık. Adaletin olmadığını biz zaten yıllardır biliyoruz kayıplarımız nedeniyle. Ama gerek 700. hafta daha cumartesi annelerinin yargılanması, gerekse salı günü çıkacağımız mahkeme gerçekten trajikomik mahkemeler. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi bizim hak ihlaline uğradığımıza dair bir karar verdi. İçişleri Bakanı bizi mağduriyetimizi gidermek istedi. Yani mağdur olduğumuzu gördü. O zaman orada yargılanması gereken biz değiliz. Bizi mağdur edenler oldu onlar aslında. Burada bir demokrasi mücadelesi veriliyor aslında. Biz sadece kendi kayıplarımızın bulunmasını değil, bu ülkede hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Herkes için yapıyoruz bunu. O nedenle hani her cumartesi günü nasıl çağrı yapıyorsak, bu salı günü için de insanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Cumartesi annelerinin 2018 yılında 700. hafta etkinliği siyasi bir kararla yasaklandı. Dönemin İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayla 700. haftaya bir sert bir müdahale oldu ve bu tarihten itibaren cumartesi ailelerinin etkinlikleri yapılamadı. Alternatif şekilde yapıldı ve Galatasaray Meydanı adeta abluka altına alındı ve abluka süresiz bir şekilde devam ediyor. 700. haftasıya yapılan sert müdahale sonunda AYM'ye taşındı müdahale ve AYM buranın cumartesi ailelerine açılması gerektiğinin, gösteri ve toplantı hakkının engellendiğine karar verdi. Bu kararın bir örneğini Beyoğlu Kaymakamlığı'na gönderdi. Cumartesi aileleri 941. hafta buluşmasında tekrardan Galatasaray Meydanı'na çıkmaya başladı ve 30 hafta boyunca kötü muameleyle gözaltına alındı. Bu 30 hafta için her hafta ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu ve suç duyuruları sonuçsuz bırakıldı. Ancak 950. haftaya katılmaları sebebiyle haklarında 2911 sayılı kanunu muhalefetten dava açıldı. Cumartesi annelerinin haklı talepleri yıllarca görmezden gelindi. Dosyalar raflarda bekletildi ve zaman aşımı dolduğu gerekçesiyle dosyalar kapatılmaya başladı. Bu konuda bir cezasızlık politikası sürmekte ve devam etmektedir. Aynı zamanda cumartesi annelerinin yaptığı şikayetlerin de sonuçsuz bırakılması bu cezasızlık politikalarının devam ettiğini gün yüzüne çıkarmaktadır.